Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün de Bursa'nın köylerinden Sayfiye'den yürüyüşe başlayacağız. Eski tarihi bir köy olan Baba Sultan'da yürüyüşümüzü bitireceğiz. Sayfiye'den biraz yükseldikten sonra orman yollarından bir yere kadar yükseleceğiz. Ondan sonra Baba Sultan'a doğru inişe geçeceğiz. Şimdi lafı fazla uzatmadan Sayfiye'den yürüyüşümüze başlayalım. Şu an Sayfiye köyündeyiz. Sayfiye köyünden Baba Sultan köyüne doğru gidiyoruz. Yaklaşık 27-28 kişilik bir grubumuz var. Grup önde. Şu an Sayfiye köyünden çıkıyoruz. Hava yürüyüş için muhteşem. Yılın ilk kar yürüyüşü. Sayfiye köyünden yükseldik. Biraz daha yükseleceğiz. Ondan sonra inişe geçiyoruz. Buradan Baba Sultan Köyü'ne ineceğiz. Arkadaşlar falan geliyorlar. Aa, güzel.
Evet. Kısa bir moladan sonra devam ediyoruz. Tanju abi öne geçtiyse tamam. Hayatta yavaş gitmeyiz. Geçin hadi. Tanju abi. Çekiyorum. Bolu dağlarında. Evet, ne diyorsun? 1500 metre yükseklikte. Kar dizde. Ne diyorsun? Harika. Nereden gidiyor oğlum? Harika. Sıcağımız çok sıcak. Onu biliyorsan onu. Süper. Vay. Evet, Sayfiye'den sonra Baba Sultan Köyü'ne geldik. Diğer arkadaşlar da arkada. Koşturma oldu. Biraz koştuk. Onlar da birazdan gelecekler. Şimdi köye giriyoruz. Baba Sultan Köyü. Eski tarihi bir köy olduğunu duyduk ama bakalım ne kadar tarihi bir köy. Selamünaleyküm. Şey, köy meydanı nerede? Caminin orada mı? Buradan da çıkarsın, oradan da çıkarsın. Buradan camiye gidersin, buradan da meydana kahvelerin olduğu yere gidersin. Yani bir tane araç olacak, beyaz bir araç orada mı? Nerede? Beyaz araç derken? Böyle minibüs, 27 kişi. Gördünüz mü? Yolcu minibüs değil mi? Buradan devam et. Tamam, sağ ol. Ya, gel. Gel, gel. Selamünaleyküm. Meydan buradan mı? Evet. Sağ ol. Merhaba. Tarihi çınarı. Selamünaleyküm. Geliyorum. Çek. Niye? Çek. Çektik. Niye öyle bir? Öyle de bir şöyle bakalım. Aracımız burada ama kimse yok.
Evet arkadaşlar, yürüyüşümüzü Baba Sultan Köyü'nde bitirdik. Şimdi diğer arkadaşlarımız gelene kadar ben size yürüdüğümüz parkurla ilgili, rotayla ilgili bilgileri vereyim. Ondan sonra köy içinde dolaşarak köydeki Baba Sultan Türbesi'ni bir ziyaret edelim. Yalnız türbeye girmeden önce internetten aldığım bilgileri size aktarmak isterim. Geyikli Baba veya Baba Sultan, Osmanlı Sultanı Orhan Gazi zamanında yaşamış, Vefai tarikatına mensup bir Türkmen erini. Geyikli Baba hakkındaki bilgiler ölümünden sonraki dönemlerdeki menkıbe ve rivayetlere dayanıyor. Yunus Emre eserinden yola çıkarak adının Hasan olduğunu anlatıyor. 17. yüzyılda yaşamış şair ve tezkire yazarı Bursalı İsmail Belli ise isminin Ulvi Baba olduğunu belirtiyor. Dağlardaki geyiklerle birlikte yaşaması ve onlara binerek gezmesi nedeniyle Geyikli Baba olarak anılıyor. Vefai tarikatına mensup ve Baba İlyas'ın müridi olan Geyikli Baba 15 ve 16. yüzyılda yaşıyor. Aşık Paşazade, Neşri ve Yami Çelebi gibi tarihçilere göre Orhan Gazi döneminde müritleriyle birlikte Azerbaycan'daki Hoy civarından İnegöl taraflarına gelerek yerleşiyor. Rum aptallarından olan Geyikli Baba burada müritleriyle birlikte gaza faaliyetlerinde bulunuyor. Bursa'nın 6 Nisan 1326'da Osmanlı güçlerince alınmasında Geyikli Baba ve müritleri geyik sırtında katılıyorlar. Bursa'nın dışında Kızıl Kilise'nin de alınmasına da görev alıyor. Gaza faaliyetleri ve Turgut Alp'in de müridi olması sonucunda Orhan Gazi kendisine İnegöl'ü ikna olarak vermek istiyor. Fakat kendisi sadece zaviye yeri istiyor. Ve istediği yerde de Orhan Gazi tarafından dini tesis yapılıyor. Müritlerin zaviye çevresine ikametiyle günümüze Baba Sultan adıyla bilinen köy ortaya çıkıyor. Daha detaylı bilgileri internetten de alabilirsiniz. Şimdi bu kısa açıklamadan sonra türbeyi ve çevresini şöyle bir dolaşalım. Baba Sultan, buyurun bakalım. Geyikli Baba Türbesi. Evet. Geyikler, evet. Geyik boynuzları. Burada türbelerle ilgili bir yazık olmuş. Burada Geyikli Baba Sultan'ın hayatı. Dışarıda da çeşmesi var. Bir de çeşmesine bakalım. Sonra çınarı çekelim. Hemen türbenin yanında çeşme var. Çeşme biraz bakımsız. Her diri şeyi suda yarattık. Baba Sultan'ın ruhuna Fatiha. Geyikli Baba. Burada tarihi mezar taşları. Türbenin etrafında bir kısmı kırılmış. Yakınları bunlar. Yatanlar yakınları. Eski tarihi bir köy. Cami de eski bir cami. Bugün kandil Mevlüt okunuyor.
Tatlı dağıtılıyor. Tepede bir yerde. Şu şeyi de çektim mi acaba? Nereden Hakk'a varmak gerekir? Onlar şu aynen çıkacak burada. Onu da çekelim. Çek dedim, çekelim. Evet. Türbe tepede çok güzel bir manzarası var. Köyün tepesinde. İnsanlar o gün mevcut olduğu kesinlikle bir gidip kandil. Burada bahçesinde tarihi bir çınar ağacı, hakikaten çok büyük bir çınar. Hani şimdiye kadar böyle büyük bir çınar görmedim. Bakın böyle. İçine girmeden önce önde tabelası var. Tabelasına bir bakalım. Yaşı 720. 375 metre çapında. Çevresi 1150 metre. Boyu 24 metre. Geyikli Baba tarafından dikilen anıt çınar ağacı. Şimdi ağaca bir girelim. Bakalım daha yakından. Gerçekten çok büyük, heybetli bir ağaç. Demin çocuklar içinde oyun oynuyorlardı. Biz de bir girelim bakalım. Evet. Böyle bir ağaç. Gerçekten muhteşem. Evet, köy. Baba Sultan Köyü. Yalnız eski bir şeyleri kalmamış gibi görünüyor. Çatılarda hep güneş. Videomuzun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi gün içinde çektiğimiz fotoğraflarla kadar videomuzu kapatalım. Thank you.
Son Kare ile birlikte başka yerlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.